İsa Çınar'ın kaybıyla ilgili yayında konuştuktan sonra adı geçen şüpheli 3 arkadaş Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği'ne çağrıldı ve orada ifade verdiler. İfade verenlerden biri de Uğur Ayaz'dı. Onunla da görüştük. O da bildiklerini ekibimize anlattı. Ben öncelikle teşekkür ediyorum Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, Asayiş Büro'ya. Onlar ifadeleri aldılar ve konuyla ilgili yeniden hızlı bir çalışma süreci başlatıldı. İsterseniz önce bir onları izleyelim. İsa Çınar ve kaybıyla ilgisi olabileceği düşünülen arkadaşları. En son onlarla olduğu için aklımızda bir tek o isimler var. İfadelerine başvuruldu, 3 isim bildiklerini anlattı. Sonuç ona çıkıyor diye ifademizde onu belirttik. 28 yaşındaki gence ne oldu? Arkadaşıyla bağ evine gittikten sonra sıra kadem basan İsa Çınar'ın şüpheli kaybında arkadaş grubuyla ilgili kuşkular programımızda gündeme geldi. Uğur bence çok şey biliyor ama konuşmuyor Müge Hanım. Çünkü neden dersin, annesi beni aradı. Senin dedi oğlan geldi mi dedi. Bizim Uğur geldi dedi. Kavga etmişler dedi. Karnında dedi bıçak izleri var dedi. Uğur dönüyor, İsa nerede? Yayınımızın ardından genç adamın 3 arkadaşı bilgilerine başvurulmak üzere emniyete çağrıldı. İsa Çınar'ın kaybıyla ilgili olarak bilgi sahibi olabileceği düşünülen 3 isim Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından bilgilerine başvurulmak üzere emniyete alındılar. İçeride bildiklerini anlatan arkadaşlar işlemlerinin tamamlanmasının ardından emniyetten ayrıldılar. Çıkışta İsa Çınar kaybolduktan sonra bıçaklanmış halde eve döndüğü söylenen arkadaşı Uğur Ayaz ekibimize konuştu. Karakolda da ifademizi verdi. Hasan parmağı olabilir, sonuç ona çıkıyor diye ifademizde onu belirttik. Kalbim inanmıyor hayatta olduğuna dair. İsa Çınar'ın kaybolduğu günlerde siz de birkaç gün ortadan kaybolmuşsunuz ve sonrasında da göğsünüzde bıçak yaralarıyla eve geri dönmüşsünüz. Genç adamız, eve 3-4 gün gitmiyoruz. Eski zamanda madde kullandığımız için eve o halde gidemediğimiz için ailemize pembe yalanlar söylemek durumunda kaldık zaten. Bir tane bıçak izi yarası olmadı. Bir sadece bu şuramda bir kaza yarası bulunmaktadır. 2021'in 11'inin 16'sında bir trafik kazası geçirdim motorda İznik yolunda. Geçirdiğim kaza dolayısıyla akciğerimden bir yara almış bulunmaktayım. Oraya da göğüs tüpü taktılar. Yaram da buradadır yani. Bıçak yarasında hiçbir yerimde yoktur. Kendisini şöyle gösterebilirim. Herhangi bir kesik yaram yoktur vücudumda. Ailenin şüphelendiği arkadaşın kendisi olmadığı inancındaydı Uğur Ayaz. Ona göre bir isim benzerliğinden dolayı kendisinden kuşkulanılıyordu. Bahsettiğin Uğur ben değilim. Bir tane daha Uğur diye bir arkadaşımız var. Uğur Ayaz dememiş. Uğur. Ki İsa'nın takıldığı isimler arasında Yenişehir'de bir tane daha Uğur diye bir arkadaşımız var bu kullanıcı madde üzerine. O da olabilir. Başka Uğur da olabilir ama ben değilim. Çünkü ben İsa ile oraya kadar gitmem. Yasaklı madde alışverişi sebebiyle İsa Çınar'a gönderilen bir ses kaydından da bahsediyor Uğur Ayaz. Ya belli bir ses kaydı vardı zamanında. İsa'nın telefonunda bir ses kaydı vardı. Bir tane arkadaşımız bana dinletti. Karakolda da bu ifademde bulundum. Ne vardı o ses kaydında? Hasan ile İsa Çınar arasında geçen ticaret vardı yani. Bu ticarete dayalı bir husumet yaşanmış olabilir ve aralarında yaşanacak bu husumetten dolayı İsa Çınar zarar görmüş olabilir mi? İsa Çınar zamanla onlar takıldığı için polisler yakaladığı zaman üzerinde bir madde çıktıysa eğer Hasan hakkında bir beyanda bulunduysa ben bunu Hasan'dan aldım dediyse hani belki olmuş olabilir. En son onlarla olduğu için aklımızda bir tek o isimler var. İnşallah bulunur, ailesini sevinir. Annesi de bizim annemiz yani. Annemiz yaşında, kadın ağlıyor kaç yaşında. Bizi de uğraştırmasın, kendini de uğraştırmasın. Eğer yaşıyorsa çıkıp gelsin kendini görüyorsa. Şimdi Uğur Ayaz sizin oğlunuzla beraber aslında ortadan kaybolduğu için size ilk şüpheli gelen. Evet. Annesiyle tanışıyorsunuz. Hı hı. Sizin oğlunuz da yok. Evet. Ortada İsa da yok, Uğur da yok. Sonra Uğur geriye dönüyor, annesiyle konuşuyorsunuz, sizin oğlunuz geriye dönüyor. Sizin anneniz de diyor ki Uğur geldiğinde üzerinde bıçak izleri vardı. Ve dedi ki anne hani neler yaşadığımı bilmiyorsun, öyle bir kavgaya karıştım ki ölümden döndüm. Evet. Tabii bu sizi şüphelendiriyor. Uğur da diyor ki ben anneme pembe yalanlar söyledim. Çünkü madde kullanıyoruz, şey yapıyoruz, hani geldiğimde bunu çok normal anlatamam. Ayrıca o Uğur ben olmuyor da bilirim. Sonuçta hani hangi Uğur olduğu belli değil ki ye getiriyor. Bilmiyorum, ne diyorsunuz bu konuda? Müge Hanım annesi aradı. Annesi böyle böyle dedi. Ben o yoldan, o şeyden yola çıktım zaten. Böyle böyle dedi. İşte aynı şüphelenmeme geldi değil. Ya ikisi beraber kaybolmuştu. Evet. İçin ondan şüphelenmiyoruz. Aslında bizim kayıp olarak aradığımız İsa Çınar'ın o dönem görüştüğü 4 kişiden bahsediyor ailesi. Bir tanesi Uğur. Uğur evet tanıyorum diyor. Ama hani o gün görüştüğü kişi ben olmayabilirim. Başka bir Uğur var. Yenişehir'de bir Uğur var. O olabilir diyor. Mehmet Bali var. Süleyman Keklik var. Savaş Kabak var. Ve şu an cezaevinde olan Hasan Tura var. Evet. Peki neden aile onlardan şüpheleniyor? İddialar o ki bizle konuştuğumuzda öğrendiğimiz kadarıyla bu grup
Yani ya tamamı ya daha fazlası ya da birkaç eksiği bilemiyorum ama bir bağ evine gidiyorlar efendim. O bağ evinde en son görüldükleri söyleniyor. Sonrasında bu diğer saydığım isimler ortada. Reyhan Hanım'la İbrahim Bey'in oğlu İsa Çınar yok. Muhabirimiz Hüseyin de İsa'nın kardeşi Emre Çınar'la beraber işte İsa'nın kaybolduğu söylenen bağ evinin oradalar. Günaydın. Müge Hanım günaydın, iyi yayınlar. Bursa, Yenişehir, İznik arasında Yenişehir'e 10 dakika mesafede bu bağ evindeyiz. Bağ evi arkamızda hemen kayıp İsa Çınar'ın kardeşi Emre Çınar da yanımızda. Evet, yanınızda aslında bugün birisi daha olması planlanıyordu. Evet, Uğur Ayaz aslında iki gün boyunca Cuma ve Pazartesi günleri yayınımıza katılmaya açık bir şekilde yayınımızda diğer muhabir arkadaşım Burak'la birlikte takip eden bir isimdi. Dün de ben buraya geldiğimde kendisiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Bugün de yayına katılacaktı. Hatta sabah da yani yayın saatimize kadar kendisine ulaşabildik. Ancak yayın saatimizde telefonlara bir kapandı, ulaşılamadı, bir açıldı, telefonlara cevap vermedi. Şu anda kendisine ulaşamıyoruz. Yayından aslında son anda vazgeçmiş oldu. Neden olmuş olabilir? Çünkü dün biz kendisine ben buraya geldiğimde bir soru sordum. Siz röportajınızda şunu söylemiştiniz. Başka bir Uğur olabilir. Kim olabilir o zaman diye. Bizi isim verdi. Ben o ismi de araştırdım. O isme de ulaştığımda aslında o da Uğur Ayaz'ı. Uğur Ayaz'ın 24 saat İsa Çınar'la vakit geçiren birisi olduğunu, kendisinin daha alakasız birisi olduğunu söyledi. Uğur Ayaz'ın bu görüşmeden haberdar olduğunu düşünüyorum. Yayına katılmaya bundan vazgeçmiş olabileceğini düşünüyorum. Bir de bağ evi meselesi var. Burada bağ evinde buluşmak istediğimizde vazgeçmiş olabilir. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Burada Reyhan Hanım'la İbrahim Bey de beklediler sağ olsunlar. Çünkü bu 5 cinayetle sonuçlanan kayıp konumuz ve işte dünkü Aysun'un gelişmeleri ne yazık ki biz burada planlı bir yayın yapamıyoruz. Yani herkes birbirini bekliyor saygı duyarak sağ olsunlar. İsa da başta konuşacaktı. İsa aman Uğur bak yavrum şimdi sen ne söylersen söyle başka Uğur falan filan diyorsun ama sonuçta annen sen kayıp olduğunda Reyhan Hanım'ı arıyorsa zaten senin annen de senin İsa ile olduğunu tahmin evet. ediyordu arıyor. Evet. Yani iki kadın sizin beraber olduğunuzu düşünerek sizden haber almaya çalışıyorlar. Yazık ediyorsunuz bu annelerinize de orası da ayrı bir konu da. Sen de ne biliyorsan anlat. Şimdi anlatsın başka... yani buhar olduğu işte hali yok ya. Anlatsın. Yani bir sürü Uğur var ülkede tabii ki ama... sizin anneleriniz sizi beraber aradığına evet, göre beraber olur. Bilmez mi insan çocuğunun arkadaşı kim ya? Sen onu ararsın. Diğer Uğur'un annesi aramıyor mesela yani başka bir Uğur da varsa. Senin annen arıyor ya çocuğum. Git yanlarına konuş, bildiklerini anlat. Evet yanında abi de var. O da bildiklerini anlatacak. Şu bağ evini bir görelim isterseniz hep beraber. Buyurun ben önce bir abiye söz vereyim. Günaydın. Kardeşim Müge Hanım. Kardeşine. Tamam buyurun. Günaydın, merhaba Müge Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza, buyurun. Hoş bulduk. Uğur Ayaz'ın buraya gelmeme sebebi ben ondan şüpheleniyorum. Hani çünkü bu olayla dahi alakası yoksa hani bir bildikleri var ki anlatmıyor Müge Hanım. Aslında iddialar... Yani şüphelendiriyor. Aslında iddialar Uğur'un bir şey yaptığı yönünde değil ama oradaki tüm konuşmalar Uğur'un İsa'nın başına ne geldiğini bildiği yönünde. Belki de kendisi de korktuğu için bunu açıklayamıyor olabilir. Tabii. Evet. Değil mi? Size de gelen bilgiler o yönde. Evet Müge Hanım. Evet ben şimdi o bağ evini... Ya, evet Müge Hanım. Ben o bağ evini merak ediyorum ama belki de o bağ evini merak görmeden önce bir gizli tanık bize ulaştı. İsterseniz onu da bir hep beraber izleyelim. Ondan sonra bağ evi daha anlamlı olacak çünkü. Arkadaşıyla en son Bursa İznik'e gidip bir daha geri dönmeyen İsa Çınar'ın şüpheli kaybına yönelik olarak bir gizli tanık ekibimize ulaştı ve dikkat çeken iddialarda bulundu. İsa'nın arkadaşı zamanında aynı ortamda olduğumuz için hemen hemen hepsini tanıyorum. İsa Çınar'ın son zamanlarda takıldığı Hasan Uğur bir iki arkadaşı ya Hasan Tura onlara abilik adı altında yanında gezdirerek yanında böyle birçok genç bulunduruyordu. İsa da bunlardan biriydi. Hasan Tura'nın
gerek işlerini yapıyorlardı. Onların yasaklı maddeye ihtiyacını karşıladı. Çemberin içine İsa girdi son zamanda. Belki kendisinin bir bilgisi yoktu böyle bir şey olacağından. Hasan Turan'ın bir taktiği bu. Yanındaki insanları belli bir zaman sonra ya menfaatinin bittiğini anladığında ya da onda çok bir şey gördüğünde ortada olmayan bir şey, hayali bir ürünü kaybeder. Bunu sen yaptın diye o şahısın üstüne atar ve yanındaki gençlerle beraber suçladığı kişiye hemen hemen cephe alır. Darp etmeye başlar. O kaybolan hayali şeyi borçlandırır. Bir dönem çember olarak nitelendirdiği bu ortama kendisi de dahil olmuştu. Hatta iddiasına göre darp edilmiş, silahlı saldırıya bile uğramıştı. Aynı şeyleri paramız varken, iyiken aynı şeyi daha önce bana da yaptılar. Kardeşim arabasını verirdi. Oraya burayı silahla bana iki defa ateş ettiler. Aynı şekilde menfaati bittiğini İsa'dan anlamışlardır. İsa'yı suçlamıştır. Darp etmeye başladıklarında belki öldürmek için yapmadılar ama bir yerden sonra dozunu kaçırdılar. Onlar da öldüğünü anlayınca o çocuğu da bir şekilde yok ettiler. Sevdiğim bir kardeşim olduğu için İsa yapabilecek kişilikteler karşı taraftaki insanlar. Peki İsa Çınar'ın en son birlikte bağ evine gittiği arkadaşı Uğur Ayaz için ne diyecekti gizli tanık? Uğur'u çok bir samimiyetim yoktur. Tanırım. Hasan Tura Uğur'u kullanarak veya belki kendisi yapıp en son hani saklama işini falan Uğur'a yanında korkutarak yaptırmış da olabilir. Ben Uğur'a o anki hani arbedede darbe aldığını duydum. Ama nasıl oldu, nasıl bitti şimdi? Acaba İsa kardeşimizin son kendini kurtarmak isterken hamleleri mi oldu? Ve hiç ismi geçmeyen bir arkadaş daha var. %70-%80 o arkadaş da işin içinde. Serdar diye bir arkadaş. Son gün onların dördünün ne olduğunu benim gibi bilen 4-5 arkadaşımız daha Yenişehir'de var. Hasan'ın o İsa'nın başına bir iş getirdiğini, bunu Uğur'un, Serdar'ın adı gibi bildiklerini bana öyle söyledi yani. Bu işte bir şey varsa İsa'yı bu üçgenden başkası kimse ortaya çıkaramaz diye bana söylediler. Sağa çıkar diye düşünüyorum ama hiç ümidim yok benim. Aslında bir uyuşturucu işinden bahsediliyor. Sizin oğlunuz ne kadar zamandır yasaklı madde kullanıyordu? 2 seneden beri Müge Hanım. 2 seneden beri vardı. Hak edemedik, hak edemedik. Yatıralım dedik. İçmem ilaçları dedi. Ben dedi kabul etmiyorum dedi. Olmadı Müge Hanım. En sonunda bu bahsi geçen, şu an cezaevinde olan Hasan'dan evet, bahsediliyor. Evet ama hiç böyle gitmemezlik, gelmemezlik yapmıyordu. Eve geliyordu. Bir akşam iki akşam gelmemezlik oluyordu ama hiç böyle bir uzaklaşması yoktu yani. Bir gidişi o gidişi oldu işte. Ben üstüne basa basa söylüyorum. Herkes dışarıda. O yok. Buhar oldu, uçtu. Yani bizim tanığımızın söylediği, etrafta konuşulan Hasan'ın, şu an cezaevindeki Hasan'ın diğer kişilerle beraber bir kişinin de adını da taşıyor. İsa'nın başına bir şey getirdiği ve Uğur'un da bundan haberdar olduğu konuşulanlar arasında. Evet, ben de ondan çok şüpheliyim Müge Hanım. Ben üstüne basa basa söylüyorum. Uğur söylesin. Uğur çok şey biliyor. Biliyor. Neden dersen biz annesi nene bir konuşuyorduk. O akşam beni özellikle aradı. Ve bildiği halde dedi. Ha, ben annesine bir şey demiyorum ama Uğur bir şey biliyor. Annesi de aynı ben gibi. Gözü yaşlı kadın. Ve onu nelerle büyüttü? Evlatlık o. Öyle mi? Evlatlık aldı onu. Nelerle büyüttü kadın? Ben annesine bir şey diyemiyorum ama Uğur. Ben Uğur'un sorgulanmasını, sıkıştırılmasını istiyorum. Bu anlatılanlar doğruysa zaten bu şekilde devam ederlerse o gruptan birkaç kişinin daha da önümüzdeki günlerde işte, kaybolması muhtemel. Aynen. Evet. Yani bu mantıkla gidersek eğer anlattıkları gayet önemli. Olabilirler. Yani böyle bir olaya karışan bir kişi bir fiil olayı işlemediyse bile, olayın tanığıysa ve bunu da ifade etmiyorsa, bunu da paylaşmıyorsa bu bilgiyi, ne yazık ki bilgiyi paylaşmakta geciktiğinde dolayısıyla karşı tarafta onu susturmak da isteyebilir. Bu risk de her zaman var. Bunu da bilsinler lütfen. Evet. Ben bağ evine gelmekten de çekindiğimi düşünüyorum. Uğur'cum bak, özellikle sana sesleniyorum. Yazık, senin de annen senin için mücadele ediyor. Gel sen de bildiğin ne varsa anlat çocuğum. Yani sen anlatacaksın ki seni de kimse tehdit etmeyecek. Daha sonrasında da korkmayacaksın. Yani anlatmak önemlidir. Sen de eğer katıldıysan işin içine cezanı çekeceksin. İşin içinde yoksan, sen de o arbedenin içinde kaldıysan bildiğini anlat. Yoksa niye eve gelmeyesin sen de? Aynı zamanda ikiniz de yoksunuz. Geliyorsunuz, biriniz darbe almış, biriniz ortada yoksunuz. Şimdi bunu da çözmek için müneccim olmaya da gerek yok, evet. Bir de bir bağ evini de görebilir miyiz Hüseyin'cim? O tarafa doğru bir aslında etraftan yoksa başlayalım. Bir saniye. Evet. Müge Hanım, ben anlatayım size. Ben anlatayım hemen. Şimdi öncelikle şurada bir yol var. Onu göstermek istiyoruz.
Evet, karşıda bir yol var. Kameranın sağ tarafı Yenişehir'den geliyor ve İznik'e doğru gidiyor. Şimdi buraya gelen yol da o ana yoldan bağlanıyor. Aşağıyı gösterelim Mustafa. Bakın şuradan bir yol geliyor araçların olduğu yerden. Burası Yenişehir ilçe merkezine araçla 10-12 dakika mesafede. Şimdi bu bağ evine araçla buraya kadar gelebiliyorlar. Gelelim gösterelim. Hemen yukarıda bağ evi var. Altındaki arazi de yine o bağ evine ait. Ben araştırdığımda buranın sahibinin ya şehir dışında ya da yurt dışında olmuş olabileceği, tanıya neden yok. Yani zaten otları da diz boyu, bakımsız bir yer olduğunu söyleyebilirim. Bu yoldan gidelim Mustafa. Buradan gidelim. Ha yani boş şimdi bulmuşlar orayı öyle mi? Çıkabiliyoruz. Hüseyin boş bulmuşlar. Tabii ki tabii ki aslında yani bunlar için. Müsait bir ortam olmuş onlar için. Çevrede başka mülkler de var ama onlar da zaten buraya her gün gelen insanlar değil. Başka bağ evleri olduğu için özellikle de geceleri bu anlatılan gruba uygun bir mekan olmuş. Onu söyleyebiliriz. Evet. Hemen alttan gelen yol bizi bağ evine doğru çıkarıyor. İsterseniz eve doğru da gidelim. Oraya da yakından bakalım. Yani araçla buraya kadar çıkmak mümkün. İşte İsa Çınar'ın da kaybolduğu gece diğer arkadaşlarıyla beraber bu bağ evinde olduğu iddia ediliyor efendim. Evet. Daha önce de sık sık buraya kullandıkları o Hasan diye bahsedilen kişinin o gençleri burada topladığı, burada zaten beraber vakit geçirdikleri de konuşulanlar arasında en sonda yine burada bir grup toplanmış. Dilerseniz burayı gösterelim. Burada dışarıda bir oturma alanı var. İçeri de girebiliriz, bakabiliriz. Çünkü kapısı falan açık kalmış. Vallahi sahibi de kimse görmüş olsun. Ne kadar da güzel yer. Belki evet. Haberi bile yok. Belki yurt dışında bilmiyorum artık. Vefat mı etti, mirasçıları mı ilgilenmiyor ama ne yazık ki böyle yasaklı madde ya da alkol kullanmak isteyen kişilerin evet yeri olmuş. Ne kadar da güzel yapılmış aslında bakacak olursan. Burada evet. Zaten yaz. Burada zaten yasaklı madde kullanmak için yaptıkları düzenekler de hala duruyor. İçeride alkollü içki şişeleri de mevcut. Yani burada içeride yatak da var Müge Hanım. Aslında burada gece konaklayabilirler bile yani. İçeride bir yatak odası ve yatak da var yani. Konaklamışlardır bedava bulunca kapısını kırıp. Girelim mi içeriye? Gir bakalım. Açıksa gir zaten kullanmışlar. Hani sahibinden özür dileyerek. Evet. Yazık sahibi de görsün i̇şte yani malına bir, sahip burada çıksın. Burada oturmalı. Baksanıza ne kadar da güzel yapılmış ya ama rezil olmuş yani tabii. Allah Allah. Bu kadar güzel baksana lambriler falan yapılmış koltuklar şeyler. Nefret şöyle gösterelim böyle. Buraya geldiklerinde. Oh oh şu rezalete bakın. İşte burada yatabilirler. Şimdi sola doğru da bakalım. Ne güzelmiş değil mi? Evet. Vallahi. Tabii canım 3 kişilik burada yatak var. 2 tane orada var isteyen. Yine dediğim gibi sağlığa zararlı tütün malzemelerinin kalıntıları var. Yine alkollü içki kalıntıları var. Yiyecek içecek kalıntıları var. Evet. Bahçede zaten buraya sahibinin gelip ilgilenmediğini gösteren bir görüntüye sahip. Otlar diz boyuna kadar gelmiş durumda. Yani burası o anlatılan grup için uygun bir toplanma alanı olmuş anladığım kadarıyla. Ve biraz da geceleri özellikle gözden uzak bir nokta. Yola yakın, ulaşımları kolay buraya ancak... Hüseyin, gece bahsi... geldiklerinde burada kimseyle karşılaşmamaları da. Şimdi zaten bizi ararlar herhalde izleyicilerimiz. O bahsi geçen isimlere ait değil değil mi? Ya da onların ailelerine burası. Değil Müge Hanım değil. Dediğim gibi burada aslında işte yan taraftaki araziye dün sulama yapmaya gelen bir kamu personeli vardı. Onunla sözlü yüz yüze bir görüşme şansımız oldu. Onlar bile komşularının, komşu arazilerinin sahibinin kim olduğunu bilmiyorlar. Onların tahmini de... Hüseyin düştün mü bu arada? Eyvah. Eyvah eyvah. Ne oldu? Hüseyin bir tarafında bir şey mi oldu? Yok
Ha? Nerede oğlum? Hüseyin'i göstersene. Evet, şimdi duyabiliyorum Müge Hanım. Duyamadım sizi. Kameraman da bir alem ha oğlum. Ne oldu? Göstersenize, çocuğa bir şey mi oldu? He. Olabilir. Düştün mü? Geçmiş olsun. Tabii o şeylere bastın değil mi? Duyamıyorum yayını. Neyse dur bakayım, bir tarafında bir şey var mı? He. Hüseyin, iyi misin? Müge Hanım, düştüm ben. Hep attan düşüyorduk ama bu sefer gerçekten düştük. Canım benim, kıyamam sana. Geçmiş olsun. İyiyim ama. He? Ne, o şeylere mi bastın? Tuğlalara mı bastın? Sağ olun, iyiyim. Duyamadım şimdi. Tuğlalara mı bastın düştün? Şimdi cevap verebilirim. Duyamamıştım. Evet, şuradaki tuğlaya bakın. Şu tuğlaya bastım ve şuraya yuvarlandım. Ay canım benim ya. Kıyamam sana. Mesela çok Allah geçmiş olsun. Başı gelmemiş. Ya ben size söylüyorum, bunlar böyle kendilerini caddeye falan da atıyor. Aklım çıkıyor yani onlar o şeyle, heyecanla. Anladım. Dün dedin ki bir kamu görevlisiyle konuşuyordum ama kim sahibi olduğunu bilemedi. Yalnız ben orayı daha farkında evet. mısınız bilmiyorum ama ben orayı temizlenmiş gördüm aslında Hüseyin. Yani orada... Müge Hanım şöyle bir şey de dikkatimizi çekti. Temiz yani orası. Burada... İşte buraya 3-4 gündür geliyoruz. Mesela dün bir şişenin yerinin değiştiğini fark ettik. Yani Emre Çınar fark etti. Ben de sonra hafızama kazıdığım kadarıyla evet, şişenin yeri değişmişti. Hala geceleri biri geliyor mu? O olaydan sonra da temizlendi mi? Belki de bu kalıntılar gerçekten burada bir şey yaşandıysa onlar temizlendikten sonra başka gelenlere ait. Bunu bilemiyoruz tabii ki ama yine gelenin gidenin olduğunu düşünüyorum buraya. Yani gelenin gidenin olmasının dışında orası temiz. Evet. Yani böyle gidip de o şeyler yasaklı evet. madde içirip alkol içirip o kadar da temiz kalmaz. Nerede bunların bardakları, şişeleri, çöpleri? Hiç masaların üstünde falan bir şey yok. Orası da bir temizlenmiş. Ama kim geliyor, kim gidiyor tabii onu bulmak zor. Burada inceleme yapıldı mı? Olay yeri inceleme buraya baktı mı? Evet, burada herhangi bir olay yeri inceleme yapıldığına dair bir bilgi yok bizim elimizde Müge Hanım. Yani kardeşi bilir. Yapıldı mı? Müge Hanım, babam ile birlikte geldiğimizde kabaca bir hani etrafında sadece bir seslenme yaptık. Hani polis ya da jandarma. Herhangi bir hani hiçbir yere başvurmadık. Yani bunu bence iletmeliydiniz. Çünkü burada bir parmak izi çalışması vesaire. Bir de... Ya çok üzülüyorum bunu söylerken ama çok özür diliyorum. Yani İsa eğer o gece başına bir iş geldiyse bu evin civarına gömüldüğü iddia ediliyor. Yani orayı da bilen birinden de bir yardım almak lazım. İşte bir kuyu derinle, var mı? Evet. Bir kuyu var mı? Bir şey var mı etrafında? Hüseyin öyle bir dolaşıp bakabildiniz mi? Müge Hanım, iki gündür yakın civarı gezme fırsatım oldu. Yani yürüyerek girebileceğim alanlar. Ama mesela şöyle göstereyim size. Yukarıda hemen bir çam ormanı başlıyor. Oradan sonra ilerlemek zor. Ama ben tabii ki burada yayın beklediğimiz süre boyunca çevrede gezdim. Herhangi bir yeni kazılmış, eşilmiş bir şeye denk gelemedim tabii ki ama... Ya yeni kazılmış bu bizim aramamızda değil. Bunun, bir yıl geçmiş üzerinden arkadaşlar. Yeni değil yani. Tabii bir ki, yıldır yani. Yok bu çocuk ortada. Yani. Herhangi bir ize biz rastlayamadık tabii ki bizim kendi imkanlarımızla aramamızla. Şimdi sana biraz dolaş diyeceğim ama düşeceğinden de korkuyorum. Önüne bakarak. Yok, dolaşırım isterseniz Müge Hanım. Önüne bak ama. En azından evin yani içinde bir kan araması, tamam. bir kan incelemesi evet, bölümünün... falan yapmak yani lazım. Yani bir şey söyleyeceğim. Gizli tanık çok emin aslında lazım. Yani. Gizli tanık diyor ki böyle böyle oldu. Yani konuşulan bu Müge diyor. Müge Hanım buyurun. Biz bunu yeni duyduk. Yeni duyduk derken biri dedi, eşimin yanına gitmiş, İbrahim abi demiş, böyle böyle demiş. Ondan sonra demiş, ben demiş akşamleyin geleyim. Biz bunu Bavin'e falan duymadık hiç, çok araştırdık ama Bavin'den haberimiz yok. Eşime gidiyor işte, eşim diyor ki İbrahim abi bak böyle böyle diyor. Ben sen beni tanımazsın ama diyor, ben insanın arkadaşım diyor. Bir bağ evi vardı, orada takılıyordular diyor. Beraber gidelim diyor. Şurada tam kaç, nasıl, ne kadar oldu? İki ay falan. Ay, olsa olsa ne kadar, yeni haberimiz oldu. Ama emniyete de tabii haber vermek lazım ki bilgileri oraya bakılsın. Bu arada Uğur telefon attığımızdaymış. Bir arazi var. Biz seni takip ediyoruz. Hüseyin bir dakika dur bir tanem. Uğur telefon attığımızda, Uğur'a yaz. Uğur günaydın. Günaydınlar Müge Hanım, kolay gelsin. Çok mersi. Uğur'cum bak şimdi o gece
İsa'nın darp edildiği ve darp edildikten sonra, Hüseyin alabilirsiniz biraz, darp edildikten sonra hayatını kaybettiği konuşuluyor civarda sizin arkadaşlarınız tarafından. Sen de o sıra ortada olmayanlardan birisin. Uğur'cum bak, bir şey biliyorsan, yayını izlediğini bilmiyorum ama ben söylemeni tavsiye ederim. Şöyle söyleyeyim Müge Hanım, yani biz de bir evladız. Amenna, annesine saygı duyuyorum. Biz yasaklı madde kullandığımız zamanlar hani çoğumuz eve gitmiyoruz, amenna. Ama benim İsa'yla hani o kadar bir samimiyetim yoktu yani o konularda. Tamam, zamanında birkaç defa denk gelmişliğimiz var. Ama yani hani ben İsa'yla hani hiç böyle İzmir'e gitmektir, Bursa'ya gitmektir yok. Yani kamera kayıtlarına bakabilirler. Burak Bey beni geçen bağ evine götürdü. Annen neden, annen neden o zaman o akşam öyle dedi? Bak ablam, annem neden öyle söyledi? Benim İsa'yla olduğum annem bilmiyordu. Sen hani arayıp sormuşlar hani Uğur eve daha yeni geldi, İsa geldi mi? Annem ne için soruyor? Hani İsa eve geldiyse Uğur da gelmiştir. Yasaklı madde kullandığımız için eve gidemiyoruz. Normal, kullandığımız zamanlar gidemiyorduk. Hani bir haberdar almak için seni arayıp soruyordu annem. Tamam, İsa geldiyse hani Uğur da gelir. Bunun için soruyordu yani. Tamam işte, onun hani için soruyor. Benim İsa'yla o kadar soruyor. Ama Uğur, ben bak eve... ben seni yaptı demiyorum. Bu buhar oldu, uşakalı yok. Anneciğim bak, bir bildiğin varsa söyle ki bir bulunsun. Bak annem, ellerinden öperim. Bak ben daha dün Yenişehir'e geldim, işimden oldum. Ve Yenişehir'den bir kişiden duydum ki, bir arkadaşım bana söyledi. İsa dedi, kardeşinin mi dedi, kız kardeşinin mi dedi, ziynet eşyalarını kaçmışlar diye bir duyum da geldi bize. Sürekli farklı duyumlar geliyor. Biz karakolda da ifademizde bulunduk Hasan Tuna hakkında. Çünkü İsa onlarla takılan bir insandı. Kimin ziynete, kimin kardeşinin? Valla bana öyle bir duyum geldi abla. Ziynet eşyası alınmış. Birkaç kişi, 10 kişiye mi sormuşlar. İsa'yı gördünüz mü, ziynet eşyası alınmış diye bir duyum geldi bize de. Yok, kimin duyum. Kimin kız kardeşinin, anlamadım. İşte İsa kendi İsa'nın, kız kardeşini diyor. İsa'nın kız kardeşi, kız kardeşimdir, erkek kardeşimdir bilmiyorum. Bir ziynet eşyası alınmış galiba, öyle bir duyum geldi bana. Bize kız yok. Biz kız yok, iki kardeşler, bir Emre bir o. Tamam, evlendi mi Emre? Evlendi. Onun evet. Ziynet eşyası. Hayır Müge Hanım. Hayır. Hayır, şöyle bir şey var. Zaten babasının da emekli maaşını almış, evet, cüzdanından. Zaten o yüzden kavga ediyorlar. Yasaklı madde kullanacak para yok. Bir yerden para bulacak. Yani sen nereden buluyordun parayı Uğur? Sen de bir yerden alıyorsun çocuğum. Sizin çalışamayıp kazanamadığınız para nereden yetecek sizin yasaklı maddenize? Hepinizin zamanında bir şeyler... Tamam, hepinizin yaptığı şey, sen annene yapmadın mı? Yaptık zamanında efendim. Tamam, o zaman sen yaptın ama sen ortadasın. O da ne yaptıysa yaptı. Çocuk yok bir yıldır ortada. Şimdi onları geçelim. Onlar hikaye. Onu aldı kaçtı, bunu aldı hikaye. Bu çocuk yok ortada. Bizim konumuz şu. Bu bağ evi başka bağ evi. Bilmiyorum. En son bir araya geldiğinizde bu cezaevindeki Hasan Tura tarafından darp edildi. Başına bir iş geldi ve sen de yardım ettin mi? Annene de demişsin ki öyle bir iş geldi ki başıma, ölümden döndüm. Şöyle söyleyeyim Müge Hanım, biz yasaklı madde kullandığımız zaman 3 gün eve gidemediğimiz zaman hani eve gidip de ailemiz hani biz yasaklı madde kullandık diyemeyeceğimiz için zamanında bir şeyler, yalanlar uydurduk, pembe yalanlar. Bunu karakolda da gösterdim, hani vücudumu da açtım, fotoğrafları da gösterdim. Hiçbir yerinde bir kesik bıçak yarası yoktu yani. Ailemiz öyle ufak yalanlar söylemişliğimiz var, tamam, yalan bıçak yok. Bıçak yarası yoktur da darp izi vardır, yani bir şey olmuş orada. Sen de... ne diyor bak o gizli tanık? Uğur da yemiştir birkaç tane diyor, o sırada darbe almıştır diyor. Uğur'cum neden kork... Eğer sen olayın içinde değilsen ama olayı biliyorsan ben anlatmanı tavsiye ederim. Çünkü yarın bir gün senin de başına aynı şey gelecek çocuğum. Bak senin de annenin gözü yaşlı. Tabii canım. Ama şöyle söyleyeyim, ben Hasan Tunalar'la beraber hasımlığım var. Ben 2 sene önce bir kavga ettim. 2 sene öncesinden bahsediyorum. Kavgam vardı Hasan Tunalar'la. Ben Hasan Tunalar'la bile araya gelmem. Tamam, o zaman Hasan Tura geldi mi İsa ile o gece bir araya? Ya herkesin benim, bildiğini, artık benim evet, muhabirim gitti, benim bildiğimi sen mi bilmiyorsun? Karakolda verdiğim ifade şu, Hasan Tuna ve İsa Çınar Bursa'da en son yakalanmışlar diye bir duyum aldım. Cezaevine giriyor bunlar, İsa Gemlik Açık'tan sonra kayboluyor. Gemlik Açık cezaevinden çıkıyor ve kayboluyor. Cezaevinden İsa diye ki, İsa cezaevinde miydi? İsa cezaevine girdi, çıktı. Tamam, ne kadar zaman sonra çıktı, kayboldu? Çıktıktan sonra kayboldu. Çıktıktan sonra kayboldu. Ne kadar zaman sonra? 2-3 ay sonra. 2-3 ay durmuş. 2-3 ay durdu ama ben 2-3 ay hiç onunla görüşmedim Müge Hanım. 2-3 ay boyunca hiç görüşmüştüm yok.
Şimdi bak Uğur'cum, ben sana bir şey söylemiyorum. Senin de yaşın küçük. Uğur bak, orada yalan herkes söylüyorsun. Herkes konuşuyor zaten, yani herkes biliyor ve senin de olaya şahit olduğunu iddia ediliyor. Yani iddia çok çok üzgünüm, bak, çok özür diliyorum ama insanın... Bak Uğur, üstüne basa basa söylüyorum. Bildiğin şeyler yönünde var, söyle. Ben seni yaptın demiyorum. Özellikle bildiğin şeyleri söyle. Bak ne olur. Uğur. Bak ben bunu göze aldım artık, bile bile geldim. Ben benliğim, yakıştıramam ama hiç olmazsa... Mezarlığını bilirim Uğur, yapma. Bak ha, duramıyorum artık ya, bak bir Uğur. Bir şey söylemeyelim, gözünü seveyim ya. Bak Uğur, yalvarıyorum sana bak biliyorum. Uğur. Yapma. Annem, Allah yukarıda bak, gözünü sevdiğim yok. Bir şey bildiğim olsa keşke söyleyeyim ya. Uğur, niye görüşmüyorsunuz? Pardon, niye görüşmüyoruz diyorsun? Görüşüyorsun işte. Senin görüştüğünüz... Efendim yok. Bak görüşüyoruz derken hani biz oturup beraber bak, yola Uğur, çıkıyoruz. Annem üstüne yasak basa basa sen kaybolunca zorla... İsa ile gidiyoruz biz diye söylüyordu bana. Bak. Ya ben İsa ile gidiyoruz. Annem onun için arıyor bana. Annenle bir şey demiyorum ama annen özellikle bana arıyordu. Senin gittiğinden, ya o İsa ile gittiğinden haberi vardı annenin. Bak Uğur, biliyorsun. Uğur biliyorsun. Bildiğin halde söylemiyorsun. Söyle. Biliyorsun Uğur. İşin şeyi sende Uğur. Ablacığım yeni sen biliyorsun. Derim ki... Sen, ben Uğur'la alakam yok. Ben Uğur'u duymadım. İçtim kilit sensin Uğur. Yapma. Ablacığım her bak gelen... yalvarıyorum, bu yapma Uğur. Herkes bir isim söylüyor. Ben değilim ablacığım, ben değilim. Hangi öteki Uğur'un annesinden ben niye muhatap değilim madem? Öteki anne Uğur'un annesi beni niye bulmadı? Ben yeni şehirdeydim. Ablacığım neden muhatapsın çünkü biliyor musun? Benim annem seni arıyor, sen benim annemi arıyorsun. İkinizin de oğlu yasaklı madde kullanıyor. Birbirinden haber almaya çalışıyorsunuz. Bu tamam. Benim İsa'yla takıldığım anlamına gelmiyor ki. Nasıl gelmiyor? Gelmiyor tabii. Geliyor. Ben ablacığım bak Uğur, yanlış anlama, ben senin oğlunu hiç sevmezdim. Açık ve net söylüyorum. Sevmiyorum, neden gizliyordun senin madem? Bu konularda çok şey bir çocuktu. Nasıl konuda? Tamam olabilir, yani neden gizliyordun madem? Tamam. Senin oğlunu farklı bir çocuktu, biz senin oğlunla takılmıyorduk abla. Neden takılıyordun madem gidiyordun? Abla nereye gidiyordum ben, gitmiyorum. Hep kamera onlandın. Bakın. Hep telefon onlandın. Kayıtlarına bakın. Telefon kayıtlarına kadar... Polislerimiz, komiserlerimiz takip edebiliyor sosyal medya ve hat konusunda kamera kayıtlarına kadar baksınlar. Yasaklı madde alınca İsa'da ne değişiyordu? Efendim biraz kurnazlık yapan bir insan, şey yapan bir insan, anladınız mı? Yasaklı maddeyi farklı maddeler karıştıran bir insan bu çocuk. O kadar şey değildir yani. Nedir yasaklı madde içine? Yasaklı madde içine farklı hani karışım yapıyor, çoğaltmaya çalışan insanlardan biriydi. Size mi satıyordu? Benim İsa'yla o kadar yakın muhabbetim yok. Sadece bir dakika. Şimdi aldığı maddenin içine başka şeyler katıyordu demek. Size yani böyle içine başka şeyler kattığı yasaklı maddeden mi satıyordu? Hayır. Şöyle söyleyeyim. Hani tuz katar içine. Yasaklı maddenin içine tuz katar. Şeker katar, onu çumalı çoğaltır. Tamam. Çoğaltır. O zaman seni de kandırır yani. He kandırır. Biz İsa'yla bunun için görüşmeyi sevmem misiniz? Anladım. Gene o geceki kavgalarda bundan dolayı çıkmış olabilir mi? Müge Hanım, kavga diye bir şey yok. Ben hiçbir zaman İsa ile yola çıkmadım. Ben aileme yalan söyledim. Yani yasaklı madde kullandığım için eve gidim diyemem yani aileme. Ben ama o gün İsa'nın adını geçirmedim. Annem ondan sonra ben eve gelince annesini arıyor. Benim oğlan geldi, senin oğlan geldi mi? Heh. Bunlar sadece birbirine haber vermek için hani. Bak benim oğlum geldi ama bizim birbirimiz beraber takıldığımız anlamda... İsa o zaman böyle içine tuz falan katıyor dediğinize göre bunu satıyor muydu aynı zamanda? Aynen. Satıyordu. Yani senin oradaki duyumun ne? Satarken gene içine böyle başka şeyler sattı. O yüzden mi problem çıktı? Ya, problem şöyle söyleyeyim Müge Hanım. Bizim duyduğumuz bilgiye göre bunlar en son Hasan Tuna'la beraber yakalanıyor ya. Evet. Bu İsa, şöyle söyleyeyim, Hasan Tuna etrafında çok genci olan bir insan. Hasan Tuna'nın zamanında İznik'te bir tane cinayet mevzuları da var. Evet. Erol diye bir arkadaş cinayet işledi zamanında. Hasan Tuna'nın gençlerinden biri bu. Ve bu İsa yakalandığı zaman eğer polise bilgi verdiyse Hasan Tuna hakkında, Hasan Tuna'nın da bundan haberi olduysa eğer böyle bir şey yaptırmış olabilir diye bir şey var yani. Düşüncemiz var bizim. Yani İsa Hasan'ı ihbar etti. Hasan da İsa'yı bu nedenle öldürdü. Şimdi reklam arasına girdik. Meğerse siz zaten beraber girmişsiniz İsa ile cezaevine. Evet Müge Hanım, ben onu açıklarken zaten reklama girdik. Sen zaten beraber girdinse neden girdiğinizi, bu yasaklı madde satıcılığından mı girdiniz? Şöyle söyleyeyim Müge Hanım. Ben yasaklı maddeden dolayı üzerinde bulunduğu için polisler beni yakaladı. Benim telefonum
komiserlerdeydi. Komiserler gelen mesajların İsa ile konuşmaları, yani İsa ile konuşmuşlar. Benden sonra İsa'yı yakalıyorlar. Biz İsa ile hani beraber yakalanmadık, ayrı ayrı yakalandık. Bunu da hani buraya giden şeyden. Sen yakalandı, sonra senin telefonundan İsa yakalandı. Bu Hasan. Senin telefonundan hani. Oğlum işte o tuzlu satıyorsun, sen de tuzlu satıyorsun. Şimdi bilmiyorum da belki de komik konuşuyorum, bilmiyorum. Allah da bildirtmesin, bilmek de istemiyorum bu mevzuları ama kaçtım içine düşüyorum bazen. Kaçıp, yani o zaman sen de o zaman o ya tuzluyu içiyordun ya tuzluyu satıyordun işte. Yani biz kullanmaktan dolayı içeri girdik. Kullanmaktan dolayı içeri girdiniz. Hasan ben kullanmaktan dolayı girdim. Hasan ne yapıyor? Bizden, bak biz çıktığımızda ayın 2022'nin Mart 23'ünde çıktık. Biz dışarı ben çıkarken de İsa'yla görüşmedim. Ayrı ayrı evlere geldik. Neden görüşmüyorsunuz? Görüşmemişim bir sebep yok. O zaman İsa sana kızdı çünkü senin telefonundan İsa'ya ulaşılmış. Bununla benim suçum yok. Tamam ama İsa da öyle mi düşünüyordu? Emniyet telefonumu alıyor, İsa'yı takibi alıyor. İsa'nın üzerine 16 tane çıkıyor. Tamam, İsa da seni suçlu görüyor değil mi? Benim senin telefonundan ben çıktım diye. Beni suçlu görüyor. Biz ondan sonra İsa ile görüşmüyoruz tamam, zaten. Tamam, yani onun sana karşı aslında bir husumeti var. Sen onu ben beğenmiyorum diyordun ya, o da seni beğenmiyor. Yani tencere dibin kara, seninki benden kara durumu sizinki. Görüşmediğinde bağ evine neden beraberdiniz madem? Efendim, bağ evine gitmedik. Ben Burak Bey de beni götürdü. Nasıl bağ evine gitmedin? Ben bağ evine ilk defa... Ya abla, izin kameraları var. Kontrol ettirin. Herhangi bir tane arabaya binmiş miyim ben İsa ile ya? Tamam dur şimdi ben şunu söylüyorum. İsa da cezaevine girmesinden dolayı seni sorumlu tutuyor. Senin suçun olmamasına rağmen değil mi? Evet. Tamam. Peki Hasan bu işin neresinde? Çünkü sen az önce dedin ki kendini katmadan. Bakın. Hasan da ondan dolayı cezaevine girdiğini düşünüyordu. O yüzden Hasan'la İsa'nın husumeti var dedin. İsa biz çıktıktan sonra İsa bir daha yakalanıyor. Yine cezaevine giriyor gemiye. Ailesi de bunu biliyor. Hasan... Biz çıktıktan sonra İsa bir daha yakalanıyor. Gemiye üzerine... İçimlik kadar uyuşturucu var mı? İsa bundan dolayı yakalıyor, bir daha cezaevine gidiyor. Tamam, Hasan konunun neresinde? Hasan niye tutuklanıyor? Hasanlar bu adam alıkoymaktan tutuklanıyorlar. Ne yapmaktan? Adam alıkoymaktan. Adam alıkoymaktan. Peki onun yasaklı maddeyle ne alakası var? Yenişehir'de büyük bir insan o. Bu konularda. Yani asıl temini o mu yapıyordu? Tabii. Tamam, asıl temini o yapıyorsa işte ne oldu bu içine de... Yani... Nasıl anlatayım? Şimdi sen o zaman bundan 5 tane 5 gram aldıysa onun içine o tuz koyup onu 6 gram haline dönüştürdüyse Hasan da vermiş oluyor. Hasan'ın malı mı zedeleniyor yani? Ne oluyor artık yani neler konuşuyoruz Allah'ım sabah sabah ya. Sizin ne işiniz var? Ben bu işlerden kurtuldum. Ya Uğur ne işiniz var sizin bunlarla be çocuğum ya? Ne işiniz var sizin bunlarla? Niye siz herkes gibi bir okula gitmiyorsunuz? Okuldan mezun olup çalışıp biraz evinize katkıda bulunmuyorsunuz? Ne işiniz var ya? Ben ya konuşmaya imtina ediyorum. Nasıl bu işte? Kim düşürüyor bu çocukları ya? Oğlum sizde hiç mi aklınız yok? Hiç mi bir televizyon izlemiyorsunuz, bir dizi izlemiyorsunuz, bir film izlemiyorsunuz? Hiç sonunun ne olduğunu bildiğiniz bir işe niye giriyorsunuz be çocuğum ya? Bak yarın bir gün senin de başına böyle bir iş gelecek. Burada yayında anlatma. Ben senin yayında da bunları anlatmanı beklemiyorum. Ama git karakola ifade verdim diyorsunuz da ifade vermek değil önemli olan. O ifadede ne söylediğin? Her şeyi söyledik Müge Hanım. En ufak ayrıntıya kadar anlattık. Bu benim verdiğim üçüncü ifade. İstediğin kadar ver. Bak benim, sen mesela bizi Uğur Bal diye birini yönlendirdin. Uğur da diyor ki İsa'ya zarar verecek tek kişi Uğur diyor. Sen de az önce itiraf niteliğinde bir şey söyledin. Dedin ki İsa'ya zarar verdiyse ya öldürdüyse şimdi bunu açık konuşalım. Yani... Burada da şimdi çocuk piş diyecek halimiz de yok. Öldürdüyse Hasan yapmıştır. Başka kim yapacak ki dedin. Niye başka kim yapacak ki? Demek ki ne problemleri vardı? Söyle bu gariban insanlar da yani yanlış anlamayın. Gariban derken evlatlarını arıyorlar yani. O nedenle söylüyorum. Garipler bunlar ya. Niye Hasan? Tamam niye Hasan zarar vermiştir? Verse o verdir. Bakın söyleyeceğim izin vermiyorsunuz. Söyle. Ben şöyle söyleyeyim. Hasan Tonalar cezaevine girdikleri zaman... Ben bir tane Yenişehir'de bir tane arkadaşla görüştüm. Hasan Tuna'nın gençlerinden biri Ömer diye bir çocuk. Evet. Bir evde oturuyorduk. Ömer'in yanında 3-4 tane telefon vardı. Evet. Bir tane telefon çıkardı. Ay dedi bu İsa'nın telefonu. Bu İsa'nın telefonu. İsa'nın telefonunda aynen bir tane ses kaydı açtı bana. Hasan Tuna ile İsa'nın yasaklı madde ticareti yaparken konuşmasının ses kaydı. Hı. İsa bunu telefonuna kaydetmiş.
Peki, ben bundan pardon, sonra... sen bu kaydı dinlerken İsa ortada mı, kayıp mı? Kayıptı. Kayıp, kayıpken mi Ömer'in elindeydi İsa'nın telefonu? Kayıp dediğim, hani şöyle söyleyeyim. En son Bursa'da yakalanıyorlar diye bir düğüm gelmiş diye bize. Evet. Hasan Tuna ile İsa var, Bursa'da yakalanıyor diye bir düğüm geldi. Ondan sonra cezaevine düştüler diye söylediler bize. Ondan sonra zaten hani ailesi cezaevini arıyor, İsa cezaevinde yok. Kayıp diye bildirim geliyor bize. İşte o sırada ben ses kaydını duydum. Ömer diye çocuk bana ses kaydını dinletti. Uçtuğu yasaklı madde ticareti yaparken. Biz bundan sonra Hasan Tuna'ya yöneldik. Yaptırmış olabilir mi diye. Tamam, Ömer'e sordun hani... mu İsa'nın telefonu sende ne arıyor diye? O da söyledi ki bunlar cezaya düştü, işte telefonlar bize kaldı dedi. Kim bu Ömer'in soyadını? Ömer'in soyadı ne? Soyadını tam hatırlamıyorum. Polislere söyledik o zaman. Neydi? Tam hatırlamıyorum soy ismini yani. Yani o zaman İsa bu Hasan'la konuşmasını, yasaklı madde konuşmasını kayda alarak yarın bir gün Hasan'ın karşısında hani polise falan vereceğim diye tehdit mi etmiş? Onu mu etmek için kaydetmiş? Tehdit etmiş diyemeyim. Şöyle söyleyeyim, hani eğer ileride yakalandığı zaman üzerinde kim mal, polisler kimin diye sordukları zaman eline bir tane en azından delil tarzı bir şey olabilir diye, kullanmış olabilir diye düşünüyorum. Anladım. O da Hasan'ın adını verecekti. Aynen öyle. O yüzden mi herkes Hasan zarar vermiştir İsa'ya diyor? Aynen Müge Hanım. En son onlarla beraber hani yasaklı madde ticareti yaptığı için, onlardan alıp piyasaya sürdüğü için. Anladım. Bir tanem işte sen de, o zarar veriliş sırasında ortamda mıydın oğlum? Efendim ben dediğim gibi ben 2 sene önce Hasan Tonal'la bir hastalık yaşadım. O akşamı kavgada sen de varmışsın, başına darp almış, sen de görmüşsün. Annem ben yoktum. Ben Hasan Tonal'la bir şey hasmım. Uğur sen de varmışsın, başına darp almış. Sen de görmüşsün. Kim diyor ablacığım bunu? Ben duydum. Kim söyledi sana? Sen bunları söyle. Kim vurdu başına? Kavgada sen de varmışsın. Ablacığım ben yoktum. Ben İsa ile bir tane yola çıkmam. Ben senin oğlunla yola çıkmayı sevmeyen bir adamım. Ben senin oğlunla güvenip yola çıkmam. Hep beraberdiniz. Kurtuldun. Ablacığım hep beraberdin diye bir şey yok. Uğur. Bakın ben Uludağ'da iş buldum. Bu İsa muhabbetine ben işimden gücümden oldum. Yapmışın ki olmuşsun. Yapmışın ki olmuşsun. Aferin ya, görüyorsan aferin. İçme bari bir bakın daha. Bakın ben Müge Hanım tedavi görüyorum. Ben uzun zamandır kullanmıyorum. Tedavimdeyim, işimdeyim, gücümdeyim. Aferin. Ne? Aferin. Ne zaman gördün tedavi? Hiç başlamadın ki. Ne zaman gördün Uğur? Ne zaman başlamadın abla? Ne zaman başladın? Bursa'da. Ne zaman Bursa'da başladım? Bursa'da Ahmeten bölgesinde başladım. Arayıp soruşturabilirsiniz. Belgelerim orada. Daha biz annenle yeni konuştuk. Daha yeni dedi, başvurduk dedi. Alacaklar dedi. Ablacığım benim 3. tedavi. Sırayla oluyoruz. İlaç tedavisi var, yatış tedavisi var, şey tedavisi var. Uğur yalan söylüyorsun. Uğur bak yalan söylüyorsun, söyle. O akşamı kavgada sen de vardın. Başına şey darp almış. Kim vurduğunu söyle. Yoktum. Peki, vardın. Peki Uğur. Kim vardı? Hiç konuşulanlarda kim varmış o kavgada? O da gelmiştir. Yani, şöyle söyleyeyim. Kavga diye bir şey ilk defa ortaya çıktı. Bizim kavga diye hiçbir şeyimiz yok. Bizim en son duyduğumuz şey İsa Çınar, Hasan Tunaralı Bursa'da polis baskını yiyor. Ya da yoldayken polis yakalıyor. Ondan sonra bu çocuk ortadan kayboluyor. Evet. Bugün Uğur da aramızda. İddiaların odağındaki İsa'nın arkadaşı olduğunu söyleyen ama Uğur'un da pek arkadaşlık etmiyorum dediği, evet. Uğur da aramızda. Hoş geldin Uğur'cuğum. Sana söz vermeden önce Bursa Yenişehir'e bağlanmak istiyorum. Dün biliyorsunuz bir bağ evi göstermiştik. Bu bağ evi, orada konuşulanlara göre, İsa'nın yakın çevresinin konuşulduğuna göre, İsa'nın kaybolduğu gece gittiği yer ve Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü de çok teşekkür ediyorum kendilerine. İsa Çınar'ın son görüldüğü iddia edilen bir bağ evinde Sayın Savcımızın talimatıyla bir arama çalışması başlattı. Sayın Savcımıza da çok teşekkür ediyorum. Hüseyin'cim söz sende. Müge Hanım günaydın, iyi yayınlar. Bursa Yenişehir'den selamlar. Hemen arkamdaki görmüş olduğunuz bağ evi. Dün de yayınımızda göstermiştik. İsa Çınar'ın kaybolmadan önce o arkadaş grubuyla toplandığı, hatta kaybolduğu gecede toplandığı ve başına bir şey getirilmiş olma ihtimali olan bu barakada, bu bağ evinde şu anda Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü
Kayıp şahıslar bir amirliği ekipleri bir arama çalışması yürütüyor. Hemen görüntüde de göreceksiniz. İsmi Django. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nün yine kayıp şahıslar bünyesinde görev yapan kadavra arama köpeği. Kadavra arama köpeği de bu çalışmaya destek veriyor. Sizin de söylediğiniz gibi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla bu çalışma başladı kısa süre önce. Bağ evinin yukarısından başladılar. Dün de yukarı çıkmıştık, göstermiştik orayı da etrafa bakarken. Yukarıdan başladılar. Bağ evinin çevresinde arama yaptılar. Şu anda da altındaki arazide gördüğünüz gibi Django şu anda dolaşıyor ve bir iz arıyor burada İsaatçılardan. Çalışmanın şu an devam ettiğini söyleyebiliriz. Evet, dün de konuştuğumuzda bana o ev bayağı temizlenmiş geldi. Bayağı değil yani, temizdi o ev. Ama o akşam orada bir kavga çıktı ve İsa'nın ne yazık ki o kavga sonucunda hayatını kaybettiği konuşulanlar arasında Bursa'da konuşulanlar bunlar. Django da arıyor. Valla o 5 kişinin cenazesinde Sevgi Demirci ve çocuklarının ve eşinin ve eski sevgilisinin cenazesinde Melon gösterdi yeri. İnşallah eğer buradaysa Django da inşallah bulur diye düşünüyorum. 11 ayı geçkin bir süredir yok efendim İsa Çınar, tekrar altını çizelim. Aslında dün yayınımıza bağlı hanımefendinin de söylediği gibi biz de etraftan konuştuğumuzda İsa'nın az önce de söylediğim gibi o gece kaybolduğu gece çıkan bir kavgada hayatını kaybettiği konuşuluyor. Ama nereye götürüldü, o kavga nerede oldu? İşte bunlardan aslında bunu konuşulanlar Uğur'un da bildiği yönünde. Evet, ama Uğur da korkudan ya da kendisi de işin içinde olduğu için anlatamıyor deniliyor. Müge Hanım, öyle bir olay olmadı gerçekten. Yani geçen programda da dedim, Savaş diye bir efendi konuşuyor. Uğur'la İsa diyor. Geçen de bir gizli tanık çıkmış galiba. O da diyor ki Serdar'la Uğur. Yani benim yanımdaki isimler sürekli değişiyor. Ben Serdar'ı... Uğur, sana bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Bak ben o gece orada olmayabilirsin. Evet. Ama şurada iki haftadır benim ekibim orada. Oradan gelen bilgileri değerlendiriyorum. Sizler biliyorsunuz İsa'nın başına ne geldiğini. Uğur, bırak sen oradaydın değildin. Evet. Tamam mı? O ayrı bir mevzu. Orada değilsen zaten değil olduğunu da emniyet bulur. Ne oldu bu çocuğa? Ne konuşuluyor? Sen bana onu söyle. Ya Müge Hanım, hani bildiğimiz kadarıyla, tahmin ettiğim şekilde tahmin bildiğimiz şeyler şu... Konuşulan ne? Bak ben biliyorum. Hani ne konuşuldu? Yenişehir'de sokakta gezdiğimiz zaman, tamam. Yani yoldaki insanlarla, arkadaşlarla denk geldiğimiz zaman söylüyorlar. Aga, İsa ne oldu? Başına bir şey mi geldi? Herkes aynı şeyi söylüyor. Hasan Tuna. Ben yolda denk gelsem İsa'dan haber var mı diye soruyorum arkadaşlarıma. Aga diyor, büyük ihtimal öldü diyor. Nasıl öldü diyoruz? Hasan Tuna derken, Bursa Yenişehir'de kaç bin kişi yaşıyorsa herkesten evet. bahsetmiyoruz. Siz bir arkadaş grubusunuz. Evet. Arkadaş grubu derken... Ben böyle kol kola el ele düğüne derneğe gittiğiniz tabii. arkadaş grubundan bahsetmiyorum. Yasaklı madde kullanan, bunun için belirli yer temin edilmesi gerekiyor. O maddeyi aldığınız kişi ya da kişiler var. İster istemez siz orada bir arkadaşla bir grup oluşturmuşsunuz. Tabii. O yasaklı madde grubu İsa'nın öldüğünü söylüyor. Öldürüldüğünü söylüyor. Kimin öldürüldüğünü söylüyor? Hasan Tuna geçiyor genelde. Tamam. Hasan Tuna niye öldürsün İsa'yı? Onları da sen biliyorsun. Çünkü onlarla beraber cezaevine giren... yine bak annelerinizin konuştuğu falan kişi sensin. Hani ben bak yanında da Reyhan Hanım var, gözü yaşlı. Eşi kendini burada tutmaya çalışan bir baba var. Uğur, elini vicdanına koy. Bak, annem, bak bir merhametin varsa vicdanına koy. Şu adama bir bak. Bak şu adama bak, 7 aydan beri ne hale geldi. Bir vicdanın varsa şu adama bak. Hiçbir şey ciktirmiyorum sana, tamam mı? Yemin ediyorum, şu adama bak. De ayrı üzülüyorum. Bak ya, 10 sene geriledi şu adam. 6-7 ay içinde şeker var. Doğru. Sizin babaannini istemiyorsam gidecek bu adam artık. Çocuğunun yüzünden onu da kaybedecek. Bunu sana söyleyeyim. Annem sana cani gönülecek şekilde söylüyorum. Uğur, biz bildiğin İsa'yla... şeyler var Uğur. Siz karakola geldiğiniz... Bak Müge Hanım'ın dediği gibi vicdanın varsa sana yalvarıyorum. Benim çocuğumun yerini söyle. Bak anne, bildiğin varsa söyle. Çünkü ne biliyorsun? Kendin de söyledin. Ben bak biliyorsun Uğur. Alınmış bir üstüne basına basına ben, söylüyorum biliyorsun. Ben 5 yaşından beri hani heh. Ailesiz kaldım, şey yaptım. Ben de bilirim evlat şeydir, evlat anne şeydir. Gerçekten bilmiyorum. Bak bildiklerini hani, söyle Uğur. Bunun hesabını hani bak, yalvarsın, diğer dünyada veririz. Bilmiyorum desem de mesela hani. Bunun gerçeği bir şey varsa diğer dünyada veririz. Uğur, gerçekten bak, bilmiyorum. Bak İsa bir hesaplaşma sonucu evet. öldürüldüyse... Evet. Ya da gözdağı için öldürüldüyse evet, o gözdağı hepinize verilmiştir. O yüzden bilirsiniz. İsa tutup da aynen. iki arkadaş arasındaki bir problemden
aşktan meşkten öldürülmedi. Çünkü gizliyordunuz bu işlerin içinde. Yasaklı evet, maddeden dolayı ne olduğunu şu an bilemiyorum. Tahminim var ama. Bilemediğim bir mevzudan dolayı öldürün. Ve bunu hepiniz bilirsiniz. Çünkü onu öldüren, gömen kişi ya da kişiler hepinize gözdağı verdi. Sen işin içinde değilsen ne olduğu sana anlatılmıştır. İşin içindeysen tabii ki ben de işin içindeyim deyip kendini ihbar etmeni beklemiyorum. Tabii ki de doğru söylüyorsunuz. Ama işin içinde değilsen ne konuşulduğunu söyle. Nerede, ne zaman, nereye gömüldü? Günah değil mi bu devletin polisine, köpeğine? Tabii ki de doğru söylüyorsunuz. Tamam ya, onlar da arıyorlardı yani. Bak dün yürüyordu çocuk, bir düştü etti, o oldu bu oldu. Hiç kolay işler değil yani. Müge Hanım yalan söylüyor çünkü. Geliyordu apar topar duşunu alıyordu, üstünü giydiriyordu. Gitme annem diyordum, gidiyordum. Nereye gidiyordu? Uğur bekliyor diyordu. Tamam, orası ayrı. Evet. Uğur, konuşun i̇şte, anne lütfen. Bu söylenen Uğur ben değilim. Ben sensin Uğur. Tamam. Ben sensin. Sen bana konuşulanı söyle. Burada ben Uğur Banla'nın hiç muhatabım değil. Evet. İsa nereye gömüldü ya? Ya İsa ile benim hiçbir alakam yok. Tamam, bana gözdağı verilmedi. Yok. Şöyle söyleyeyim ben. Hani söyleniyor ya, Savaş söylemiş ve gizli tanık söylemiş. Hı. Hani bağ evine gittiler. Orada ben Hasan Tuna ile 2 sene önce bir kavga ettik. Bize de zamanında gözdağı verdiler. Vermediler demiyorum. Bizim de zamanında bir gözdağımız oldu. Bize de bir şey yaptılar yani. Bir kavgamız oldu. Hı. Biz Hasan Tuna ile ondan sonra hiç görüşmedik. Görüşemedik yani. Tamam, Hasan Tuna niye size gözdağı veriyor? Madem bu adam satıcı, sizden de para kazanıyor. Niye size gözdağı veriyor? Yasaklı madde aldığım için kendisine yazdığımız zamanlar... Hani bu işi ben mi yapıyorum diye. Nasıl yani? Yani yanımızda da gençler var, onlara yazsana, bana ne yazıyorsun? Bizim işimizi mi şey yapıyorsun, hani polise mi şey olacak diye korkularından dolayı bizim kavga etmişliğimiz var. Yanına gittiğimizde aldığımız yasaklı maddeyi bize verdi, al kardeşim işin görülsün. 2 dakika sonra darp etmeye başladılar. Hasan Tuna ile biz bundan dolayı görüşmüyoruz 2 senedir. Yani, tamam, nereden kulunu, nereden alıyorsunuz malın, o? Malın parasını düzgün olarak Hasan'a teslim ediyorsanız evet, aranızda bir kavga çıkmasının, münakaşanın gereği yok. Şöyle söyleyeyim, hani sosyal medyalarda yanındaki gençlere yazmamızı söylüyor. Bize onlara ulaşamadığımız zaman Hasan Tuna yazdığımız zaman bana niye yazıyorsun diyor. Sizden başka eleman bulun diye arzu ediyor. Aynen. Biz de ona yanaşmıyoruz. Ona yazdığımız için hani sosyal medyada genelde takipte olduğu için. Evet. Bana niye yazıyorsunuz hani diye, hani sıkıntı çıkarsa ileride diye sıkıntı tamam, yaptı siz bize. Nasıl o zaman hepiniz birden girdiniz cezaevine, sen, İsa, o nasıl girdiniz? Şöyle söyleyeyim Müge Hanım, ben... Aranızda bir bağlantı yoksa nasıl girdiniz? Üzerimde yasaklı madde vardı, ben yakalandım. Yakalandığımda da... Belli bir miktarın üzerinde yakalandın. Muhtemelen aynen, sadece kullanıcı gibi değil, satıcı gibi... Aynen, yakalandım. Satıcı gibi düşünüldü ve düşünüldü, buna bağlı alındı, telefonumda gibi. Alındı elimden, telefonumda şifre yoktu. O arada sosyal medyam aktifti. Bana yazanlar arasında bir sürü insan var yani. Bir tek İsa alınmamış karakola. Birkaç tane daha insan alınmış. O arada İsa yazmış bana. Bizim polisler de tabii konuşmuş onunla. Konuştuğu bir yerde denk gelmişler. Denk geldiklerinde İsa'yı almışlar. Üzerinde de belli bir miktar yasaklı madde varmış. Yani bak ben bilmiyorum. O da cezaevinde. Onun da söz hakkı yok ama siz sorduğunuz için söylüyorum. Siz Hasan'ın kuryesi miydiniz kardeşim? Bunu açık açık söyleyeyim. Siz demek ki Hasan'ın kuryesiydiniz. Biz kuryesi değiliz efendim. Siz de kurye olarak seni yakaladılar. Evet. Öteki kurye İsa'yı yakaladılar. Mal sahibi olarak siz de Hasan'ın adını verdiniz. Üçünüz girdiniz cezaevine. Şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Artık daha... Müge Hanım benim yani yakalandığımda... Yani bunu da bir çözmek için matematik bir şey değil bu yani. Bakın ben yakalandığımda benim dosyamda araştırabilirsiniz. He. İlk yakalandığımda uyuşturucudan. Benim hiç Hasan Tuna ile alakalı bir ifadem yok. Beyanım da var. Amenna. Hani tamam, sen satmamışsın sizin tabirinizle. Yok, ben sattığımı tamam, söylüyorum, kabul ediyorum. Samimi ikrarda bulunuyorum. Aldığım yere kadar da bilgi ondan veriyorum. Ondan bahsetmiyorum. Sen Hasan'ın adını vermeyerek Hasan'ı satmamışsın. Sizin tabirinizle söylüyorum. Ama demek ki işin içine İsa girdiğinde İsa vermiş adını. Üçünüz de girmişsiniz. Hasan'la İsa arasındaki problem bu muydu? Bu değildi. Neydi? Biz İsa ile 2022'nin Mart ayının... Ayın 23'ünde dışarı çıktık. Yani ne zaman çıktı? Belge... 2022'nin? Mart ayının 23'ünde çıktık, tamam, evet. Tamam, bu çocuk ne zaman kayboldu? Temmuz'da kaybolmuş. Tamam, Mart 20... Ondan sonra İsa bir daha yakalanıyor. İsa, Haziran, Temmuz, 3 ay sonra... İsa bir daha yakalanıyor değil mi galiba anne? Yok, ondan sonra yakalanıyor. Yakalanıyor, Tuncaylar söyledi bana. Tuncay polisler kendini bana bildirdi. İsa yakalanıyor, Gemlik Açık'a gidiyor. Gemlik Açık cezaevinden çıktıktan sonra hayır, bir çocuk kayboluyor. Yatarı orada olacaktı bir daha, öyle bir şey olsaydı. Ha, şeye götürüyorlar, işte şey imzaya götürüyorlar. Belgeden hazırlayıp çıkıyor oradan. Oradan da kayboluyor. Yani. Tamam, sen onu boş ver. Arasında İsa ile Hasan'ın problemi bu muydu yani? Benim adımı ortaya çıktı problemi miydi? Hasan tabii, bu yüzden mi cezaevinde? Ya adam alıkoymadan alındı diye biliyorum ben Hasan. Hasan'ın uyuşturucu madde sattırdığı kişileri mi? Aynen. Tamam, o zaman İsa ile Hasan beraber mi bunları alıkoymuşlar? Ben öyle biliyorum. Ya da Hasan aldığında İsa yanında mı? İsa tamam, yanındaymış. İsa evet, neden alınmış sonra? İsa yani yolda gelirken üst aramasından dolayı alınıyor galiba.
Hayır, İsa tamam, sonra çıktı girdi cezaevinden, çıktı falan filan. Evet. Sonra İsa'ya ne oldu? İsa kaybolduğunda Hasan cezaevinde mi? Hayır değil, dışarıdalar, beraberler. Evet, tamam. Beraberler değil. İsa ile o zaman hala beraber buna iş yapıyorlar mıydı? Yapıyorlar tabii, ses kaydı var. Tamam, hayır, cezaevinden çıktıktan sonra da çalışmaya beraber devam ediyorlar mıydı? Tabii ki. Tamam, ne oldu, ne girdi aralarına da İsa ortadan kayboldu? Şöyle söyleyeyim Müge Hanım, hani İsa sokakta gezerken polis üzerine aradığı zaman üzerinde bir şey çıkıyorsa... Hı. Hani bir de ses kaydı olduğundan dolayı böyle düşünüyorum ben. Hı. Hani polise beyanda bulunmuş olabilir, ifade vermiş olabilir. Hasan da yani gençlerine yaptırmış olabilir çünkü zamanında bir İznik'te bir cinayet de olayı oldu. Nerede? İznik'te. He. Bir cinayet olayı da oldu Hasan Turalar'ın. Öldürmeye teşebbüsten yardımlaya taktıktan şeyleri de var yani. Tamam, onu niye öldürmeye teşebbüste bulmuşlardı? Öldürdüler zaten de. Öldürdüler. Tabii canım. Niye öldürmüşler? Şöyle söyleyeyim, İznik'te eğlence mekanındalar. Hı. Yanındaki gençler de tabii yasaklı madde kullandığı için biraz şeyler. Herhalde bir tartışma oluyor. Yanındaki gençler de arkadaşlarını öldürüyorlar işte. Yani çocukluk arkadaşını öldürüyorlar. Yanındaki gençler dediğin Hasan'ın böyle bir şey var. Aynen, grubu var diyelim. Onlar ne yapıyor? Grup mu, yasaklı madde mi dağıtıyor? Onların yasaklı madde ihtiyacını karşılıyor, nakitini karşılıyor. Onlar da ona şey yapıyor işte, yardım ediyor yani, dağıtmasına. Dağıtmasına. İsa aynen. Da onlardan biri miydi? Evet, onlardan biriydi. Bunun ses kaydı da bulunmakta zaten. Heh, yani İsa da aslında uyuşturucu madde mi satıyordu? Evet. Senin iddiana göre Hasan'ın maddesini satıyordu. Evet, son zamanlarda öyleydi. Tamam, sonra İsa kaybolduktan sonra mı Hasan cezaevine girdi? Evet öyle. Tarihler çok yakın. Karakolda da araştırdım ben, bunu sordum. Tamam, çok Hasan niye cezaevine giriyor? Adam alıkoymadan giriyorlar işte. O alıkoydukları çocuk gidiyor karakola şikayette İsa bulunuyor. İsa kaybolduktan sonra mı İznik'te o ölüm olayı oluyor? O önce mi? Önce. Ay ben insanlara yemin ediyorum yaptıklarına yetişemiyorum yani. Sonra İsa kayboluyor, sonra bir başkasını mı alıkoyuyorlar? İsa kaybolma muhabbeti yoktu o zamanlar, alıkoyma muhabbetlerinde. İsa ortada yok oldu diye bir şey yoktu. Alıkoyduklarından sonra zaten İsa yok olmaya başladı. Öldürmek ayrı, öldürme eylemine ayrı bir suç, alıkoyma eylemini de ayrı bir şöyle suç. Şöyle söyleyeyim, İznik'te bir cinayet işleniyor. Evet, iki ayrı suç, bir cinayet tamam. İşleniyor. O Hasan Turan'ın yanındaki genç cezaevine giriyor. Hasan tamam. Turan da bundan dolayı cezaevine giriyor. Hani yanındaki cinayeti şey yaptırmaktan, yardım ve taktıktan. Oradan çıkıyor gene bir şekilde. Ondan sonra bu alıkoyma muhabbeti çıkıyor ortaya. O alıkoyduklarını niye koymuştu? Hani gençler arasında bir sıkıntı olmuş herhalde. Yine polise iş verme, beyan verme tarzı bir şey olmuş yine. Polise birisi ihbar, muhbirlik yapmış. Aynen, muhbirlik İsa yapmış. İsa da mı muhbirlik yapacağım dedi? Muhbirlik yapacağım diye bir şey hani yapmış olabilir diye düşünüyoruz. Olabilir yani, üzerinde mal çıktı söyüktü miktarda. Yani Hasan'la İsa'nın arasında sana göre ne gibi bir ihtilaf oldu? Ne gibi bir problem ortaya kondu? Ki İsa kayboldu. Şöyle söyleyeyim efendim. Geçen gizli tanık da söyledi. Yani Hasan Tuna dozunu kaçıran bir insan. Dediği gibi hani menfaati bittiği zaman tanımaz. Tanımıyor gerçekten insanı. Yani işini görürsün, şeyini yaparsın ama hani... Aldığın malın mesela 3000 liraya mı aldın? 2900 mi götürdün? 100 lira eksik, sonun hesabını sorar. Yapar yani, tozunu kaçırır. Yani ödemelerde bir problem olabilir. Ödemelerde olmuş olabilir. Bir de şöyle bir cümle de geçiyor içeride. Bunlar en son Bursa'da yakalandığı muhabbet geçmişti. Hasan Tuna cezaevine girdiği zaman şöyle söylemiş olabilir diyorlar İsa. Yani Hasan Tuna'nın belli bir miktar zulası olabilir diyorlar. Bir yere gömmüş olabilir. Bunu da İsa'ya söylemiş olabilir diyorlar. İsa da onu koruyup saklıyor olabilir diyorlar. Bir sürü duyum var. İsa da onun zulasını mı alıp sattı? Zulasını saklamış olabilir diyorlar. Satmış olabilir diyorlar. Bunun için sattı sıkıntı çıkıyor. Ya Uğur'cum bir şey söyleyeceğim ya. Buyurun. Ya çok özür diliyorum. Belki hani bu programdan dolayı bilmiyorum ama benim yani bu kadar... ben saçma sapan şey konuşmak istemiyorum. Bu çocuğun, çok özür diliyorum sizden. Siz de bilerek buraya geldiniz. Bu evet. Çocuğun öldürüldüğünü herkes biliyor. Sen de biliyorsun. Evet, ben de tahmin ediyorum. Öldürülüyor. Tahmin ediyorum diye sen de biliyorsun kardeşim. Allah Allah. Ya gerçekten hani gözümle görmediğim şey bir şeyse ama canım, önümüze çıkan olaylardan. Ben de görmedim ama Cumhuriyet evet. Kuruldu yani. Şimdi biliyoruz, okuyoruz işte. Sen de biliyorsun. Uğur, çevremden dolayı biliyorsun. Ablacığım, çevrenden dolayı biliyorsun. Çevrenden dolayı bildiğimiz Uğur, için biliyorsun. Zaten söylüyoruz size bakın. Heh. Çevremden Uğur, dolayı bildiğimiz için, önümüze çıkan olaylardan dolayı sürekli size söylüyorum ki Hasan Tuna. Bak Tura mıdır Tuna mıdır söylüyorum size. Tamam, bu çocuk bunlarla de... beraberdi. Bu çocuk Hasan Tuna cezası boldu, dosyası bol. Tamam. Hasan Tuna'nın gözü korkmayan bir insan. Sattırdığı adamlarla da sen de beraberdin. Sen ablacığım bak beraberdin. Sen de biliyorsun. Beraberdin diye bir şey yok. Ben biliyorsun. Bu yasaklı maddeyi kullandığım zaman anladın mı? Yanlış anlamayın. Bir gün o
Adamın malı değil, iyi değilse başkasına giderim. Onun malı değilse başkasına giderim. İsa da böyle bir çocuktu. Tamam. Heh. Tamam. Hepimiz böyleydik ama bizim en son nasıl biz seninle tanıştık? Karakolda, siz karakola geldiniz bize kıyafet getirmeye. Sen benim annemle babamla öyle tanıştın, ben de sizi öyle tanıdım. Allah razı olsun. Ondan sonra siz benim ailemle görüşmeye başladınız. Hani Uğur işte cezaevinde çıktı. Burada bak, şimdi bir dakika, orasını boş ver. Bak, burada Uğur şöyle bir şey var. Sen dün dedin ki, bu dedim ben İsa ile fazla konuşmuyordum çünkü dedin benim evet. alacağım maddenin içine başka evet. yan evet. katkı maddeleri koyuyordu dedin. Doğru söylüyorum. Tamam. Evet. Şimdi demek ki İsa bunu satıyordu, sen de ondan alıyordun. Evet. E tamam, yani senin de alıcın, senin de ne derler, sen de İsa'dan alıcısın. Zamanında İsa da benden aldı. Biz bunu kabul ettik. Hani biz bunu karakolda da söyledik. Senden sen kimin malını satıyordu? Dedim yani bir gün kimin şeyiyse her gün değiştiriyorduk biz. Hep hayır, aynı şeyden yapmıyoruz yani. Senden, senden de alıyorsun. Sen de mi gene Hasan'da? Hasan değil. Ben Hasan malını satıyorum demedim ki. E ben sen kimden alıyordun? Aldığım zaman bu satmak anlamı değil ki. Ben kendi şeyimi alıyordum yani. Satmak için almıyorduk ki. E niye o zaman İsa da senden alıyordu? Şöyle söyleyeyim. Zamanında sattık demiyorum. Bak sattığım zamanlar oldu. Ben yakalandıktan sonra satmanın işini bıraktım. Ben kurtuldum. Tamam, sen de satarken gene Hasan'ın malını mı satıyordun? Bir tek patronun malını satmaya mecbursun. Ben İkinci bir patronu karıştıramazsın. Söylediğim ikinci Uğur ismi var ya. Ben onun malını satıyordum. Kimi? Karıştıramazsın Uğur. İkinci bir patronu. Uğur. Mesela Uğur'un isim, malını satıyordun. Onun malını satıyordum ben. Bunu da söyledim zaten. Karakolda ifademle her beyanımda da vardır. Ben Uğur'un malını satıyordum. Sonra nasıl bıraktılar seni? Yani nasıl satmaktan vazgeçtin? Müge Hanım, ceza etmek kolay bir şey değil, kötü bir şey. Gençliğimiz elden gitti. Hayır, ben böyle çıktım. Bıraktın deyince bırakılıyor mu yani? Niye bırakamıyorsunuz ki ya? İçinizde olacak. Ben iki ayda çıktım Allah'a şükür. Yoksa bunun cezası 12,5 seneden başlıyor. Saklı maddenin cezası 12,5 seneden başlıyor. Ben iki ayda çıktım samimi ikrardan. Çıktım, kurtuldum Allah'a şükür. Tedavimi de gördüm. Sen annemin... samimi ikrar verdin diye sana 12,5 yıllık cezanın iki ayı mı indirdiler? Yok, iki ay şey gördüm, adli kontrolle dışarı çıktım. Topluma geri kazandırmak için beni dışarı çıkardılar. Yani davam bitmedi o zaman. Devam ediyor. Devam ediyor canım. Adli tabii tabii. Adli kontrolle çıktı. Adli kontrolle çıkmış, devam ediyor öyle. Devam ediyor. Tabii devam ediyor. İçicilikten değil, satıcılıktan. Satıcı ben kendim kabul ettim. E tamam, İsa da mı satıcıydı? Evet. Tamam, yani sizin de söylenen, orada konuşulan Hasan'ın mı kendisi ya da bir başkası vasıtasıyla İsa'ya bir şey yaptı? Evet, düşüncemiz o. Düşünceniz o değil, konuşulan o mu? Konuşulan o, Yenişehir'de konuşulan bu. Tamam. Yani, herkes aynı şeyi söylüyor yani. Herkes aynı şeyi söylüyor. Peki nereye gömülmüş bu çocuk? Efendim, gömülüyor bir şey demiyorum. Bak hani Hasan Tuna bunu öldürmüş olabilir diye bir konuşma var. Öldürmüş olabilir. Öldürü demiyor. Öldürmüş olabilir bir konuşması var. Şeydeki kadın bile söylüyor. Minibüsteki kadın bile artık kemikleri kalmamıştır. Minibüsteki kadın bile söylüyor. Minibüse binen ben değilim. Minibüsteki hayır yani. Bunu herkes konuşuyor. Bu... Müge Hanım, bu yasaklı maddeyi içen adam ne konuştuğunu da bilmez. Ne şey yaptığını bilmez. Şimdi bana da yolda söyleseler. Aga gömüldü öldü, ölmüştür derim yani. Bunu söylerim yani. Gömmüşlerdir, ölmüştür nasıl deriz. Nasıl diyeceksin? Ben bilmeden bunu niye nasıl söylüyorum? İki haftadır gösteriyorum fotoğrafını. Evet. Hiçbir şey yok. Çocuğun bir kimlik şeyi yok. Hiç kimse görmemiş, etmemiş. Bu yaştaki çocuğu da kimse alıp evinde besleyecek hali de yok. Yani ben bunu, bütün bunları söyleyerek, göstererek söyleyebiliyorum. Ben de müneccim değilim. Siz de biliyorsunuz hani bu çocuk her gün gidip işte maddesini alan vesaire alan çocuk nereye gidecek? Ya Müge Hanım, şöyle söyleyeyim. Karakolda da ifademi verdim. Sosyal medyadır, telefon numarasıdır bunlar... Polisimiz zaten komiserlerin hepsi araştırma yapabiliyor. Kamera kayıtlarına kadar, parmak izlerine kadar hepsini araştırabilirler. Sağ olsunlar. Bak dün Bağevi söylendi. Bağevi'ni arıyorlar. Ben de diyorum ki başka bir yer biliyorsanız. O Bağevi'ne de beni götürdüler. Tamam, ben yani o Bağevi'ni ilk defa gördüm. Tamam, bu devletin polisi de normal insan senin benim gibi. Evet. Yani 50 tane yere köpeğini osuna busuna aratana kadar nereyi biliyorsanız, mesela başka nerelere giderler, konuşulan başka neresi var söyle ki, yazık insanlara da. Konuşulan bir sürü yer var. Gidilen bir sürü yer var. Hayır. Yani nerede öldürüldüğü söyleniyor. Bak ötekini biliyorsun, İznik vesaire falan ya. Bu çocuk için neresi söyleniyor? Ya genelde hani Bursa'da öldürüp kanal boyuna atmışlardır diyorlar. Kanal boyuna? Aynen, Bursa'da öldürüp kanal boyuna atmışlardır bir cümlesi geçiyor yani. Kanal boyu neresi oluyor? Ya, der altları, öyle söyleyeyim yani. Hayır, kanal... Köprü altları. Hayır, kanal boyu diye bir yer mi var orada? Yok yok, köprü altları hani kanalın altına yapmış olabilirler diye geçiyor yani. Kanal boyu dediğin yer neresi yani? Yer olarak bilmiyorum Müge Hanım. Kanal ne demek? Köprü altı, bu yasaklı maddelerin kullandığı yer, milletin oturup tamam. alkol aldığı yerler. Heh, tamam, o yerde bellidir herhalde. Bütün köprünün, Bursa'nın bütün köprülerinin altında yasaklı madde kullanılmıyor herhalde. İşte hangi ben de orayı nereden bileyim, adam onu tam söyleyeyim, bu kanal kullanan demedi ki bana. Kullanan sensin, siz de o camianın içindesiniz. Nerede gidip içiyorsanız orayı söyle. Müge Hanım, ben o camiadan çıktım Allah'a şükür, uzun zamandır tamam, kullanmıyorum. Tamam sağ ol hayatım, Allah da sana bir daha kullandırtmasın. Heh. Aferin sana. Amin, Allah razı olsun. İçerken hangi kanalın oradaydınız? Müge Hanım, ben Bursa ya da İznik hiç gitmedim. Allah'ta yani
Gitmedim yani. Ben sadece Yenişehir'deydim. Ben sadece Yenişehir'de durdum yani. Gitmezdim öyle. Yani İsa'yla Yenişehir'de öldürülmüş, Bursa'ya mı götürülmüş? Bugün hanım hiçbir bilgim yok bu konu hakkında. Bu konu hakkında hiçbir bilgim yok. Öldürülmüş mü, öldürülmemiş mi? Ama bizim önümüze çıkan olaylardan dolayı tahmin ettiğimiz şey büyük ihtimal öldürüldü. Kanaatin öyle. Kanaatimiz böyle. Hani evet. Polislerin bize sordukları sorulara göre, önümüze çıkan kulaktan duyma bilgilere göre bu çocuk Hasan Tuna'nın yaptığı ticaretten dolayı bir sıkıntı olmuş. Öldürülmüş olabilir diyorlar yani. Şimdi bu kanaatinin dışında evet. Senin muhitinde beraber çalıştığınız bu işte evet. faal rol yapan kişilerden de sana gelen haberler var mı? Ya maalesef İsa gitti. Hiç öyle bir şey yok efendim. Hani yolda yürüdüğümüz zaman bu ortamdan arkadaşlarla denk geldiğim zaman soruyoruz birbirimize. Aga İsa'dan haber var mı? Bak kayıp. Aga bilmiyoruz diyoruz her zamanki şey. Ama büyük ihtimal Hasan Tuna için içinde diyoruz. Duruyoruz. Herkes bunu söylüyor yani. Bakın gizli tanık da çıktı Hasan Tuna dedi. Yani işin aydınlığa kavuşması için bildiklerini herkes biraz net anlat. Herkes Hasan Tuna diyor ama yanında senin de olduğunu evet, söylüyor. Biraz işte. Ya yanında benim de olduğunu söylüyor da. İşte ben yani bunu tamam, anlamıyorum. Yani tamam Hasan Tuna'da ortak konuşuyorsunuz da. Herkes o Hasan Tuna'nın yanında senin de olduğunu söylüyor. Zaten işte o yüzden sana soruyoruz. Tamam bu en son bir Serdar olayı çıktı. Serdar diye bir arkadaş da eklendi. Ay hangi kanal ne bileyim Bursa'da. Ben de bilmiyorum. Aynen bu tarz bir yerlerde. Aynen. Böyle bir yerlere gömülmüş olabilir diyorlar. Hayır neresin? Örnek olarak verdiler şu an bize. Örnek olarak gösteriyorlar bize. Bu tarz yerlerde olabilir mi diye. Ay bu tarz hı. yerlerde olmaz. Ben şimdi yok, neredeyse kanalsa da kanalın neresi olduğu da bilinirsin. Hiç birbirimizi kandırmayalım. Kandırırlar. Satış yapılan yerlerdir. Aynen. Adres bellidir. Birine satmak için telefonla malum adresteyim der. O malum adresinde neresi olduğu bilinir gelir. Tamam sen o şunu söyle yani köprü o altıdır, malum. Köprü altıdır, kanal altıdır. Yok kule dipleridir bilmem ne o ayrı. Ama cinayetin işlendiği veya bir öldürme olayının olduğu yerler bu kanal altında olmaz. Tamam neresiyse kanalda dedilerse hangi kanal dediler? Uğurcuğum işte onu söyle. Evet. Kanal olarak büyük ihtimal dediler hani öldürüp kanal atmışlardır. Hani laf gelişi söylersiniz ya bir cümleyi. Konuşurken böyle lafın gelişi. Ya öldürüp kanal bunu atmışlardı kanal cümlesi. Kanal dersen herkes evet. kendi muhitinde bazı yerlere bazı isimler takar. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ben mesela kendi oturduğum yerde kanal dendiği zaman neresi dendiğini bilirim. Köprü doğru. dendiği zaman neresi dendiğini bilirim. Dünyada 1000 tane köprü var ama seninle ikimiz konuşurken köprü diyorsak ben bilirim hangi köprü olduğunu. Tutup da Van'daki köprüyü konuşacak halimiz yok ki oturduğumuz yerdeki köprüyü konuşuyoruz. Bizim müşterek ya. Olarak daha evvel buluştuğumuz, görüştüğümüz yer neresiyse evet. ha o köprü altına gel. O biliyorsun nereye. Köprü altına kastedilen yer belli yani. Hangi kanal? Efendim bu tam olarak bilgi verme diyor. Hani şöyle söyleyeyim konuştuğumuz muhabbet bu. İsa'ya ne oldu aga diyorum sence? Hı. Aga ne olacak Hasan Tuna öldürüp kanalın birini atmıştır diyor. Bu yani hani lafın konuşmada muhabbette bu geçiyor. Aga öldürüp kanalın birini atmışlardır tamam, ne olacak ki diyor. Kanalın biri neresi yani kanal hangi i̇şte kanalda? İşte Müge Hanım hani bu muhabbet sırasında konuşulan bir cümle. Tam bilgi vermiyor ki adam hayır, bana öldürdüler kaç buraya. Kaç tane kanal var abicim yani hangi kanal yani değil Müge de neresi attınız? Bir cümle konuşuyorlar yani. Hayır lafın gelişi olmaz kanala değil köprüden aşağıya da attı dersin. Kuyuya da attı dersin. Gömdü de dersin. Kanal diyorlarsa kanaldır. Kanal deyince aklına neresi geliyor senin? Benim sorum çok açık. Yenişehir'de kanal deyince aklıma bir tek biber pazarının orası geliyor. He? Biber pazarı diye bir yer var bizim orada kanal olarak. Bir tek orası var. E bak bir yer geliyormuş işte yani. Öyle değil mi? Evet. Ama yani hani... E sen ne demiyorsun? Aa biber pazarını oraya mı attılar konuşurken? Attılar demiyorum. Yani muhabbet sırasında birbirimize sorduğumuz zaman çocuğum bana söylediği şey bu. Tamam başka mesela... Adam bana demiyor ki hani bunu öldürdüler buraya gömdüler demiyor ki. Tamam ama herkes kanal mı diyor? O da tahminini söylüyor. Tabii. O da tahminini söylüyor yani. Tahmin ettiği şeyi söylüyor. Aklına gelen düşünceyi söylüyor. Büyük ihtimalle öldürmüşlerdir. Kanalın birine gömmüşlerdir. Büyük ihtimal budur diyor yani. Herkes bunu aynı söylüyor. Ki ben de çok kişiye bunu söylemişimdir. Sen bunu anlıyorsan... Evet. Bu söylemi bana biri söylese... Ben olayın çok dışında biri olarak... Hangi kanal derim? Sen karşındaki bunu söylediğinde... soru sormuyorsan... Öyle mi diyorsan sen o kanalı biliyorsundur. O adresi biliyorsundur. Orası bir toplanma alanıdır zaten. Bu işi yapan, bu işi satışının yapıldığı, işte içiminin yapıldığı toplanma alanıdır. Sen de o toplanma alanını biliyorsundur. Bu işin içinde olanlar bunu bilirler. Dışarıdan biri bilmez. İşte bizim sorduğumuz gibi hangi kanal diye sorar.
neresiymiş diye sorar. Hangi köprüymüş diye sorar. Hangi köprünün ayağıymış diye sorar. Ama bilen biri sormaz. Sen bunun karşılığında duyduğunda sormuyorsa o zaman sen bu yeri biliyorsun Uğur. Ya efendim sordum. Uğur soru, bildiğin çok şey var. Uğur ya, bildiğin çok şey var söyle. Ya anne bak, ben senin çocuğun söyle. Yüzünden bak yanlış anlama ben Uludağ'da çalışmaya başladım işimden oldum. Ben yapmışsın ki olmuş. Ablacığım yapmışsın olmuş diye bir şey yok. Beni ifade almak var, için beni çağırdılar ben işimden Uğur, oldum. Uğur yapmışsın ki deme beraber yapmışsın ki diyorsunuz ki ya. Uğur bildiğin çok şey ya var. Benim annem sana ne söyledi bunca zaman? Ne söyledi? İsa ile beraber mi geziyormuş dedi. Tabii geldi. Her akşam dedi aradı. Ya her senin oğlun Uğur Bal'la takılıyordu ablacığım. Senin oğlun Uğur Bal'la takılıyordu ya. Hayır ben Uğur'dan hakkında hiçbir şey daha duymadım. Nasıl Uğur duymadın? Benim annem seni aradı dedi. Suçlu ben mi oluyorum? Hepsinin ismin hepsiniz. İsa da söylüyordu. Uğur ne söylüyordu? Bizim Uğur geldi Uğur, diyordu. Bizim Uğur hangi Uğur? Sen Uğur. Bizim Uğur Ayaz mı diyordu? Cezaevine girdi mi Uğur mu diyordu? Evet öyle bunu diyordu. Yani. Vallahi öyle söylüyordu. Ben ablacığım, daha Uğur Balı bir kere geldi. Evet. İsa dedi cezaevine girmiş dedi yapılacak bir şey var mı dedi. Sana dedi sormaya geldim destek olarak dedi. Ben de dedim hiçbir yapılacak bir şey yok dedim. Çekti gitti. Bir kere gördüm ben daha. Bir de resmini gördüm dün iki de. Hep sen, hep sen. Ya biz senin cezaevine girdiğimizde mi gelip söyledi sana bunu? Niye? Biz İsa ile beraber cezaevine girdiğimizde evet, mi gelip? Evet o zaman ha, söyledi. İşte bir kere geldi. İşte onun malını koyduğu için gelip sana yapıyor değil mi bunu? Hayır bana dedi destek olarak dedi var mı bir şey yapılacak bir şey. Çünkü onun dedi, malını koyuyor adını vermesin diye yapıyor babacığım. Ben anlamam baldan baldan. Ben hiç bu zamana kadar Uğur Bal'la alakam yok hep sen varsın. Senin bildiğin çok şey var bana söyle. Ablacığım, Uğur söyle yok, uğraştırma yok, o, söyle. Uğraş, niye uğraş? Ben niye hayır, şimdi kendi gençliğimi yakayım ya? Gençliğimi sen yakayım kendini yakmadın benim çocuğumu yaktın. Ablacığım ben niye yakayım senin çocuğunu? Yaktın sizin yüzünüzde ne oldu? Beraber oldu ne olduysa. Benim ablacığım biz senin çocuğunu o kadar Uğur, çok uyardı çocuğumu ki. Hayır. Senin bildiğin oğlun çok şey var söyle. Herkesin ya, ağzında yok, yok, Uğur herkesin. Gizli tanık da aynısını söyle. Ya ben bir sürü söylüyorum ya, ki bir isim daha söylüyor Serdar. Neyse. Bizim Serdar'ı da bulun. Tamam. Süleyman var. Ha. Mehmet Bali var. Ben Mehmet. Mehmet Bali bilmem bir tek Uğur onların da ismi evet, geçiyor. Çünkü sen varsın şimdi sen yaptın. Sen yaptın. Ben yaptım sen yaptın sen biliyorsun. Ablacığım ben senin oğlunu sen hiç sevmezdim diyorum sana. Bak ben senin oğlunla ne yola çıkarım ne bir şey yaparım. Ha. Yanlış anlama annemsin. Tamam. Bağırıyorum sesimi yükseldim kusura anne, bakma. Tamam. Çünkü... Ha. Ben senin oğlunla hani bu işlere gitmem abla. Yanında neden gitmiyor? Gidiyordun ya bu zamana kadar. Şimdi bu zamana, mi gitmem oldu? Bu zamana kadar derken? Hep beraberdiniz. Ne zaman beraberdiniz? Hep beraberdiniz. Ne zaman ya? En son savaş. Savaş'ın söylediği sen, Hasan, İsa yanınızda yabancı tanımadığı birini o bağ evinin orada gördüğünü söyledi. Ya efendim ben de size söylüyorum ki bakın bağ evinin orada gördüğümü söylüyorlar. Bağ evini araştırsınlar. Kamera araştırsınlar. Kamera mı var? Kamera mı var? Kameralar bir aydan sonra yok oluyor. Abla parmak var. Telefon kaydı var. Ben konuşmadan nasıl gideyim bunlarla? Telefonunuz mu var? Satıyordunuz bilmem ne. Ablacığım telefonunuz var diye bir şey yok. Bakın devlet buna geldiği zaman sosyal medyada her şey kayıtlı mesajlar. Sizden de mesajlar orada duruyor. Hayır Uğur. Gördüğünüzü söylüyor. Kim söylüyor? Savaş mı? Evet. Savaş'a Uğur soy ismini sordunuz mu? Bu Uğur bir ya, tek ben değilim. Bakın Uğur, Uğur diye bir sensin. Sürü... Ben Uğur Ballan alakam yoktu. Uğur ablacığım, Ayaz senin herkesin alakanın... ağzında Uğur bakın, Ayaz Uğur. Senin alakanın olması önemli değil. Geliyordu apar topar gitme diyordum. Uğur bekliyordu. Ya Uğur bekle dedi zaten Uğur Bal. Hayır Bal değil ya Uğur bu, Ayaz diyordu. Bakın ben bunu söylemeye çalışıyorum. Bakın siz... bu kafa karıştırma. Hayır değil. O Uğur'a gidip senin içini patlatma. Senin kafa karıştırman. Mı? Sen biliyorsun her şeyi örtbas etmek istiyorsun. Ablacığım, sen yapıyorsun ve söyle. Örtbas etmek diyorsun. Uğur, bak söylüyorum sana. Uğur uğraştırma söyle. Benim çocuğumu nereye gömüldüğünü söyle. Ablacığım ben senin çocuğunla. Biliyorsun. Bak uzun zamandır görüşmedim. Hasan'ın bilmem adamla olan bilmem nelerle söylentileri var. Sen de muhatap olan sensin. Sen muhatap olan sensin. Ömer'i nereden biliyorum bilmiyorum da. Muhatap olan değilim. Biliyor? Bakın ben bir kız arkadaşımın yanına ziyarete gittim. Yanına gittiğimde Ömer vardı. Bunu karakolda da ifadede bulundu. Polisler de biliyor. Kız arkadaşımın yanına gittiğimde Ömer de oradaydı. Ömer'in yanında 3 tane telefon vardı. Çıkardı bana açtı. Ses kaydını açtı bana dinletti. Ömer niye bu zamana kadar gelip de madem ses kaydı var demiyor? Aslında Ömer şunu yaptı. Bak İsa Hasan'la konuşurken ki bu görüşmesini kaydetmiş. Evet. Yarın bir gün polise bunu vermekle Hasan'a tehdit ediyor. Bak biz de Hasan da neyse işte ona şunu yaptık. Sen de ayağını denk al diye sana dinletir. Kimse. Ben öyle anlamadım. Kimse, çocuk normal şekilde açtı yanında dinletti. Onu, 1000 kişiye göstersen 1000 kişi aynı şekilde anlar. Çünkü ben böyle işin kaydı olmaz. İsa bunu kaydettiğine göre kendisini bir şekilde koruma altına almak için kaydetti demek evet, ki. Sana da dinletiliyor. Uğur ayağını denk al deniyor. Ben sana inanır mıyım?
sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldu.